Sedat Peker yayınladığı iki video ile Süleyman Soylu ile arasında aracılık yapan Hadi Özışığı ifşa etti. Yaşananların ardından TV Yüz'ün Hadi Özışığı Sağlı Sollu programından çıkardığı öğrenildi. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiası ile operasyon yapılan Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında aracılık yapan ismin internethaber.com grup başkanı Hadi Özışık olduğu iddia edilmişti. Özışık iddiaları, böyle bir aracılık yapmışsak en adi şerefsiz biziz, demişti. Peker ise bu sözlerin ardından Özışık ile telefonda yaptığı görüntülü görüşmeleri ifşa etti. Süleyman Soylu, Hadi ve Süleyman Özışık kardeşleri kendisine kumpas kurmakla suçladı ve suç duyurusuna bulundu. Hadi Özışık Soylu'dan özür diledi. Tüm bu gelişmelerin ardından Hadi Özışık, TV 100'deki Sağlı Sollu programından çıkarıldı. Ahu Özyurt'un moderatörlüğünü yaptığı sağlı sollu da bir tarafta Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır, diğer tarafta Hadi Özışık ve Metin Özkan yer alıyordu. Kısa süre önce de Metin Özkan, Bengü Türk'ün genel yayın yönetmenliğinden gönderilmişti. Hadi Özışık'ın da gönderilmesinden sonra sosyal medyada, sağ boş kaldı, yorumları yapıldı. Peker'le yaptığı görüntülü konuşmada koronavirüs yasaklarını delip bir mekanda nargile keyfi yaptığı ortaya çıkan iktidar yanlısı gazeteci Hadi Özışık ile gazeteci Barış Yarkadaş'ın bir konuşması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Hadi Özışık, Barış arkadaşın sözlerini, ben nargile içmem, iftira atma diyerek yalanlamıştı. Ancak, fokur folur nargile çektiği görülmüştü.